Milli futbolcumuz Metin'e çeşitli armağanlar geliyor. Ben de artık sütümü içebilirim. Sevgili seyirciler, 1970'li yılların en uzun boylu voleybolcusu 1.98'lik Sami Akgün'le birlikteyiz. Sevgili Akgün, hoş geldin. Hoş bulduk abi. Aileden mi geliyor bu uzun boy? Tabii biz Balkanlardan gelmişiz, göç etmişiz buraya. Uzunköprü'ye Bulgaristan'dan gelmiş benim atalarım. Orada yerleşmişler. Benim dayılarımın çok uzun olduğunu söylerler. Ailenin en uzun boylusu da benim. 98. Abilerim var, 1.85 boyunda ama ben 1.98 oldum. Sporoda kanalize oluşum boyumun uzunluğu ve tesadüflerle oldu. Yani bana kimse gel de şu sporu yap demedi. Şimdi önce şunu sorayım ben. Doğum yeri, tarihi, onları bir öğrenelim. Ondan sonra tabii spora geçeceğiz. Tabii. Uzunköprü, Kırkköy diye bir köyde doğmuşum. 1945 yılında. Ve babam oradan 5 tane kardeş olduğumuz için bizi İzmir'e götürmüş. Bütün yaşantım İzmir'de oldu. Ne iş yapardı peder? Babam serbest meslekte işte inşaatçılık bilmem ne gibi şeylerle uğraşırdı. Çok küçük yaşta kaybettiğim için tam böyle bilgi sahibi değilim. 12 Allah yaşındaydım. Ben babamı kaybettiğimde. Allah rahmet eylesin. İzmir'de mi başladı bu spor hayatı? Yani spor diyorum. Voleyboldan önce var mı başka sporlar? Yok. Yok. Sadece mahalle takımlarında futbol oynardık. İşte her çocuğun şey yaptığı gibi. Yapardın? Yok, kaleci değildim o zaman, boyum o kadar uzun değildi ufakken. Evet. Böyle ortaokul sıralarında aniden annemi ve babamı 6 ay içinde kaybettim. Bu vesileyle bizi oraya okula gittik, oraya olmadı, oraya olmadı. Bir türlü okul hayatını düzene sokamadım. Çünkü destek olmayınca okuyamadık. Beni babamın arkadaşları Tekel Sigara Fabrikası'na işçi olarak soktular. Yani iyi dostluklar varmış. Tabii. Ondan sonra orada işçi olarak çalışırken 12 yaşında çocuk, herkes beni kucağına alır severdi o zaman. Ve bizim Tekel'in bahçesinde her öğlende voleybol maçları oynardı abiler. Evet. Onları ben seyrederdim, böyle banklara oturup seyrederdim. Günler geçti, yıllar geçti. Herkes oynarken biz de bir gün bir takım eksikti. Takımda 5 kişi vardı galiba. Orada oturuyordum servis köşesinde. Sarı diye biri bağırdı. Voleybol servis atar mısın oğlum, oynar mısın dedi. Oynarım abi dedim. Girdim, benim voleybol hayatım böyle başladı. Çok güzel. Kaç yaşındaydın? İşte 12-13 yaşlarındaydım. Ortaokuldan ayrıldım. Orta 2'den ayrıldım ben. Oraya girdim. Böyle benim voleybol hayatım başladı. Antrenörlük falan görmedim. 1963 yılında da Tekel sporun voleybol takımına girdim. Şimdi 12-13 yaşlarında boyun kaçtı? O zaman normal boydaydık. O zaman ben normaldi. Birden o lise çağlarına gelince uzar ya insanlar. Evet. Orada birden çok uzun boylu oldum. Beni bir sene zarfında ikinci sene görenler tanıyamadı. Çok uzadım. Enteresan. Ondan sonra çok enteresan, birden uzadım. Yani Balkanların şeyi öyle galiba, suyundan mı havasından mı öyle bilmiyorum. Mi çok enteresan bir uzamam oldu. Boşnak çocuklarıyla çok ilgileniyorum şimdi ben, o Rami 500 evler tarafında, Bayrampaşa tarafında altyapıyla. Evet. Onlar da aynı böyle bir sene sonuna bir uzuyorlar. Ben şaşırıyorum nasıl uzadıklarını. Çok güzel. Demek ki Balkanlardaki şeyde böyle bir gelişim oluyor. Evet, enteresan. Nedendir bilmiyorum, enteresan. Evet. Şimdi o 12-13 yaşındaki ilk servis atmalar.
Evet. Abilerin tarafından nasıl karşılandı? Abilerin bu işi becerebildin falan diyorlar mı? Tabii şimdi ben orada çok izledim. Çok görsel olarak böyle içimden hep istiyordum oynamak. Ama birisinin beni teşvik etmesi lazımdı. Evet. İşte o sarı kelimesiyle bu işi attık kendimizi. Sarı motive etti. Yani. Evet. Attık kendimizi sahanın içine, toprak sahada. Orada her öğlen beni almaya başladılar. Çünkü görüyordum ne yaptıklarını. Top düşürmemek için çaba sarf ediyordum. Filenin üstünden öbür tarafa topu atmak için gayret sarf ediyordum derken işte o boyumun uzamasıyla da beni takıma aldılar. En gençleri bendim. Resimlerimde bakıyorum da ve hep abilerimizmiş bizi teşvik edenler. Ve ben orada 3 sene oynadım. 3 sene sonunda benim İzmirspor ve Karşıyaka'dan artı Göztepe'den teklifler geldi bana. Karşıyaka kulübüne beni basketbol için istediler. Tabii. Bir doktor abimin aracılığıyla gittim, çalışmalara gittim. Sonra ben voleybolu çok sevdim. Basketbolda itiş kakış olunca ben sevemedim basketbolu. Kaçtım oradan. Enteresan. Dedim voleybol varsa voleybol oynarım ben dedim. Yok dediler bizim voleybol takımımız. Ondan sonra ben Göztepe'ye 1965 yılında Göztepe takımıyla Tokat'a Federasyon Kupası'na gittik. İlk defa. Evet. Yani resmi bir maç olarak oraya gittim. Tabii tek elde birkaç yıl oynadım ben. 63'ten 65'e kadar tek elde oynadım. 65 yılında oraya gittik. Yani tek el derken İzmir Tekel. İzmir Tekel Spor, evet. Kulübü'nün voleybol takımında 2 sene oynadım. Çünkü 63-65. Sonra İETT de var. İstanbul Elektrik Tabii. Tramvay Tüneli. Oraya Tabii. sonra geleceğiz. Sonra, evet. Oraya sonra, şimdi askerden şu, sonra. Göztepe'ye ilk transferle ilgili İlk dinleyelim. Transfer Göztepe'ye oldu. Oraya gittik. İşte Tokat'ı gördük. Tokat'ta oynadık. Derken 1965 yılında da askere gittim. Ben tabii hiçbir bağım olmadığı için, okul, bekle falan şeylerimiz olmadığı için bir an önce gönüllü gitmek istedim hatta, askerliğim bir an önce bitsin diye. 65'te gidince antrenör yüzü gördüm Orhan abi. Orada ilk defa Asım Çakı diye bir abimiz var, emekli başçavuş. Kendisi beni ele aldı. Nerede, nereye gittin? Deniz Kuvvetler, Ankara Deniz Kuvvetler Komutanlığı'na. Evet. Merasim bölük, şeref kutasındaydım ben. Oradan voleybol takımına lazım olduğu için beni oraya aldılar izinle. Benim asker arkadaşım ve ev arkadaşım, ayrıca takım arkadaşım, sonra da sporcum. İlk önce Sami Akgün'le biz birlikte Ankara Deniz Gücü'de oynadık. Oraya daha yeni gelmişti. Ben de askerimi bitirmek üzereydim. Askerimi bitirdikten sonra ben İETT'ye geçtim. İETT'ye geçtikten sonra Sami'nin de askerliği sona erdi ve Sami Akgün'ü İETT'ye aldık. Kendisi İETT'de benle birlikte, daha birkaç arkadaşımız daha vardı, aynı evde kalıyorduk ve beraber antrenmanlara, kamplara gidiyorduk. Deniz Gücü'nde çok, 2 sene çok güzel çalıştım. Çok mükemmel şeyler öğrendim. Askerden sonra bizim orada da yine benim bahçe hayatım başladı. Deniz Kuvvetleri'nin arkasında öğlen paydosunda muazzam maçlar yapılırdı. O zamanların milli takım oyuncusu Nurol Dinç oraya gelirdi. Vahit, ondan sonra Taner Katırcıoğlu, Cengiz Göllü oralara gelirlerdi. Onlar da mı askerlik yapıyorlar? Hayır, yoksa onlar oynamak istatistik için. Firma şey vardı. Kale İstatistik diye bir takım vardı. Orada oynuyorlar. Komşuyduk biz orada Deniz evet. Kuvvetleri'nde. Öğlen de oraya maça gelirlerdi. Onlarla maç oynaya oynaya ben çok ilerledim. Nurol'u transfer etmek için İETT takımı 1967 senesi, 66 senesinde geldi. Nurol'u transfer etmek istediler. 67 senesinde de Nurol'u beğenmemişler. Yani o epey bir yol almıştı. Ben gencim diye beni transfer ettiler 1967 senesinde. İstanbul'a geldim. Denizci olduğumuz için Kasımpaşa'dan alıyorduk biz hep şeyleri, tezkereyi. Evet. Kasımpaşa'da beni aldılar, attılar arabaya, asker elbisesiyle İETT, Şişli'deki İETT garajına gittim. Çok güzel. Orada yöneticilerle konuştuk. O zaman Enver Göçener de benim takım arkadaşımdı zaten. Yöneticiler kimdi? Yönetici Aziz Yüce Güney, Allah rahmet eylesin, babamdır benim Allah kendisi. Bir de Vural Erül, bir de
Üçüncüsü de şey, kulüp başkanımız Adil Tahtacı'ydı YTT'den. Evet, evet. Yüksek mühendisti bunlar. Bunlar beni transfer ettiler. O zamanı asker elbisesiyle geldim. 67 senesinde YTT'de başladık voleybola. İstanbul Ligi'ni gördüm. Orhan abi çok önemli. Bilmiyorum Allah tarafından olacak bana bu sezgi. 67'de bir sene oynadım. Dedim ki Sami sen 69 senesinde yani 2 sene sonra milli takıma girmezsen bu fizikle kendine doğru dürüst bir iş ara. Ondan sonra bu işi dedim ona göre şey yap. Çünkü, yani gözüne kestirdin yani evet, bu piyasayı. Evet. Evet. Çünkü Ankara Ligi'nde oynadım 2 sene. İzmir'i azıcık biliyorum. Bir de İstanbul'u görünce kendime bir güven geldi. Fizik olarak üstüme yok diye düşündüm. Eğer ki ben çalışırsam başarırım dedim. Yapacak başka bir şeyim de yoktu çünkü. Evet. Onun için ben 1967'de bu sözü verdim. Çalışmalarımı bilseydim ben antrenör olacağım Orhan abi. O çalışmaları çekerdim kameraya. Şimdi benim çalıştırdığım çocuklara gösterirdim. Yani ben nasıl çalışıyorum görün evet. Bakalım gibisinden. Evet anlatıyorum şimdi benim gençlere. Masal gibi dinliyorlar. İnanın çok çalıştım ve 1969 Bolu'da maçlardayız yine böyle. Radyo var o zaman tabii televizyon çok yok. Radyodan milli takım açıklandı ve benim ismim okundu. Çok enteresan. Evet. Şu anda duygulandın tabii değil mi? Kaç yıl öncesinin anısı. Evet abi. Evet şimdi... İnsanlar tabii böyle hislendikleri zaman şöyle bir 3-5 saniye ara vermemiz gerekiyor tabii. Kaç yılıydı şimdi ben de duygulandım tekrar rica edeyim. İşte 1967'de bu 67'de. Şeye sözü verdim çalışmalarıma devam ettim abi. 1969'da ben milli takıma davet edildim. Ve 8 sene milli takımda oynadım. Çok güzel günler yaşadık. Yani voleybol adına elimden gelen her şeyi yaptım sanıyorum. Ay yıldızlı forma bambaşka değil mi? Tabii. Onun heyecanı, onun şeyiyle biraz duygulandım. Çok enteresan, güzel bir günler yaşadık. Ve o arada işte 67'den 74'e kadar İETT'de çok güzel günler yaşadık. Hem arkadaşlık, çok iyi bir takım kurduk. Aziz Kaloğlu geldi, güzel bir arkadaşlık. Çok mükemmel bir ortam. Yani her şeyi beraber düşünüyoruz, her şeyi beraber yapıyoruz. Çok güzel bir arkadaşlık. Bu arkadaşlığın sevgi yumakçığı haline gelişi bizi çok başarılı kıldı. Biz hangi takımı ne zaman nasıl yeneceğimizi konuşur ve yener. Sami Baba'yı unutmak veyahut hatırlamak çok zor bir şey. Çünkü Türk voleybolunun ilk en uzun oyuncularından, en iyi fiziğe sahip, en efendi, en iyi kaptanlarından, şampiyon YTT'nin ilk kaptanı, ilk gittiğimde onların eline gitmiştim, hiç unutmuyorum. Yıllarca YTT forması altında inanılmaz başarıları imza atan bir kaptan olarak bir efsane sporcu ünvanı almış ve baba lakabı almış. Bir sporcuyla aynı takımda oynamaktan çok gurur duydum gerçekten yıllarca. Arkasından tekrardan bir hatır arkadaşlığından bir transfer daha yaptık. Altınyurt kulübüne gittik. Orayı da geliştirmek gerekiyordu. Orada da beraber olduk ve Sami Baba'nın antrenörlük yaşantısı başladı. O başarılı sportif yaşantısının arkasından yıllarca şampiyon kadronun kaptanlığını yapan mini takımların unutulmaz ve vazgeçilmez oyuncularının dışında inanılmaz bir antrenör temposuyla Türk sporuna hızlı bir şekilde kendisi gibi uzun boylu oyuncular yetiştirmeye gayret eden bir görünüm içerisinde oldu. Gerek kız takımlarında gerek erkek takımlarında sayısız oyuncuları Türk voleyboluna kazandırdı. Öyle bir arkadaşlık oldu ki o takımı hiç kimse böyle bir şeyler yapacağını düşünmüyordu. Ama biz YTT'de 7 sene zarfında ben 4 tane Türkiye şampiyonluğu yaşadım. Kazanıldı. İlk defa 1969-70 yılında Türkiye şampiyonu olduk. Ondan sonra deplasmanlı lig kuruldu 70 yılında. Galatasaray şampiyon oldu, biz üçüncü olduk. Ondan sonra üst üste üç tane şampiyonluğumuz daha var. Yani 71, 72, 73, 74, 72, 73, 74, 73, 74. Üç tane de orada şampiyonluk aldık. İETT'nin
çok güzel bir takım oluştuğu zamanlarda biz başarılı olduğumuzu sanıyorum. Öyle devam etti. Şimdi bir saniye, İETT sadece voleybolda değil, başka sporlarda da çok etkindi. Boks, futbol, benim bilmediğim dallar da belki vardı. Evet, atletizm de vardı, cezme ağırlar falan. Çok tabii bizim onlar büyük abilerimiz ama ben futbolla şeyi çok iyi biliyorum. Çünkü Sayın Başbakanımız Tayyip Erdoğan da futbol takımında oynardı o tabii, zaman. Tabii. İETT'nin Türkiye'de İstanbul şampiyonu olurdu hep. Çok güzel bir futbol takımımız vardı. Biz de İETT olarak bizi de çok iyi onore ediyorlardı. Güzel takımda çok şampiyonluklar yaşadık yani. Şu anda aynı etkinlikleri var mı eski takımınızın, eski kulübünüzün diyelim daha doğrusu? Şimdi Büyükşehir Belediyesi olarak çıkıyor takım. Bu sene kaç senedir var. Güzel, epey başarılı oluyor ama şampiyonluklar sanıyorum artık bu seneden sonra başlayacak. Güzel bir altyapı tamam yani. Güzel bir ortam yakaladılar. İyi oyuncular geldi. Altyapısıyla beraber mükemmel çalışmaları var. Takip ediyorum. İnşallah o eski günleri yakalarlar. Sevgili Sami Akgün, eski günler dedin, bana fotoğrafları hatırlattın. Evet. Şu eski fotoğraflara bir bakalım. Bu arada senin TRT arşivlerinden gelen bazı görüntülerini de yönetmenimiz sevgili Murat Çelik zaman zaman ekrana getiriyor. Şimdi biz fotoğraflarla bu görüntüleri destekleyelim diyorum. Bu fotoğraf Adana'da 1976 yılında çekildi. Adana'da Türkiye ile Yunanistan Balkan Şampiyonası için karşı karşıya geldiler. Ve Türkiye maçı 3-2 kazanırken tabii ki ünlü voleybolcu Sami'nin bu işte büyük katkısı vardı. İşte Sami müthiş bir smaç yapmış. Yunan rakibi önlemesine rağmen top aşağıya düşecek ve Türkiye milli takımı sayısını kazanacak. Yıl 1963 ve Sami Akgün ilk defa spora burada başlıyor. İzmir'de tekelde başlıyor. Soldan ikinci Sami Akgün. Sami Akgün askerliğini deniz gücünde yaptı. 1965-67 arasındaki deniz gücü takımında Sami Akgün'ü görüyoruz. Hemen soldan altıncı ortada uzun boyuyla Sami görüntüye geliyor. Bu üçlü voleybol hayatında hiçbir zaman birbirlerinden ayrılmadılar ve birbirlerinin değerini de her zaman takdir ettiler. Solda Enver Göçener, Sami'nin en önem verdiği antrenörlerden birisi ve bir diğer hocası da Asım Çakı. Hemen Sami'nin yanında Enver Göçener'den daha fazla Asım Çakı'nın tabii ki hizmeti geçmiştir ve sağda da Sami Akgün. Kendisi çok çalışan, azimli ve her zaman voleybol seven, voleybol yatan, voleybola kalkan bir arkadaşımdı. Bu arada ben antrenör oldum ve 3 sene üst üste Sami'nin de yer aldığı takımda şampiyon oldum. Sami 3. seneden sonra kendisi transfer yaptı ve Boranka'ya gitti. Boranka'da çok iyi müsabakalar çıkarttı. Bu arada birçok iyi müsabakalarda yer aldı. Ve daha sonra da Boranka'dan sonra Mako'ya geçti. Mako'dan sonra kendisi Fenerbahçe'ye geçti. Fenerbahçe ne mağlup olarak şampiyon oldu ve Fenerbahçe'yi lige çıkarttılar. Ondan sonra da antrenörlüğe başladı. Antrenör başladığı sırada da en mühim konusu altyapıdaki sporcuları çalıştırmak ve onları Türk sporuna yetiştirmek oldu. Halihazırda Türkiye'de amil takımda ve çok başarılı olan ve dünya olimpiyat şampiyonluğu üniversitelerde şampiyon olan üniversite takımının oyuncularından hepsi Sami'nin bir ara sene 1995-93 yıllarında altyapıda Yıldız Milli Takımı'nda oyuncusuydu. Sami Akgün'ün voleybol hayatında 1974-80 arası çok çok önemli. Zamanın flash ekibi Boronkay'da oynadı Sami. Ve şu anda işte bir müsabakada bir Boronkay maçında sağda en uzun boy ve koluyla Sami'yi görüyoruz. Bir blok yapıyor. Sami Akgün bir Boronkay Eczacıbaşı mücadelesinde müthiş bir smaçla Eczacıbaşılı Oktay ve Bulgar Gavril'in önünde sayıyı kazanıyor. Büyükleri Boronkay 1976 yılında ligi şampiyonlukla kapadı.
ve burada da Boronkay'ın şampiyonluk primi olarak bir Avrupa seyahatinin fotoğrafı var. Ortada yöneticiler, sağ tarafta Zoltan Boronkay, hemen onun solunda ise Atilla Boronkay, Sami ise soldan üçüncü sırada. Büyükdere Boronkay İstanbul'da Macar Çepeli yenerek Avrupa Kupası'nda ilk dörde girdi. İşte o müsabakadan sonra oyuncuların zafer sevinci, önde Türk bayrağı, arkada ise 11 numaralı formasıyla Sami Akgün. 1976 yılında Büyükdere Boronkay Eczacıbaşı'nı 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu. İki ünlü voleybol otoritesi bu müsabakayı yazı ve tenkit olarak dile getirdiler. Cengiz Tokgöz yıldızları verdi. Ünlü voleybol hakemi Nejat Altav ise maçın yorumunu yaptı. 2 metreye yakın boy uzunluğuyla ve de YTT ile Büyükdere Boronkay'da özellikle milli takımda Türk voleyboluna yaptığı hizmetleri unutmak mümkün değil. Hizmetinin yanı sıra alçak gönüllülüğü, yardımseverliği de başka bir artısı Sami Akgün'ün. Ancak şunu da belirtmek istiyorum. Sami Akgün voleybolu bıraktıktan sonra altyapıya önem verdi. Altyapıda yetiştirdiği voleybolcular bugün hepsi liglerde oynayan birer yıldız. Sami Akgün hiç kimsenin yapamadığı bir organizasyonu yaptı geçen sene. 100'e yakın yıldız takımı bir salonda toplayarak turnuva yaptırdı. Bunu federasyon bile yaptırmadı. Ancak Sami Akgün'e bu konuda kısıtlı verilen desteğe rağmen eski milli voleybolcunun hala şevkinden vazgeçmemesi, Sami Akgün'ün voleybolu ne kadar sevdiği ve de Türk sporu için ne kadar gayret gösterdiğinin en güzel belirgin örneğidir. Sami Akgün Türk sporuna gelmiş geçmiş en iyi voleybolculardan biridir. Mütevaziliği de bu iyiliğinin yanında başka bir artısıdır. Sami Akgün bir yılda Bursa'da Mako'da oynadı. Ve şu anda fotoğrafta ayaktakiler arasında soldan ikinci Sami Akgün. Sami Akgün bir yılda Türkiye'nin köklü kulüplerinden Beykoz'a hizmet etti. Sami'yi ayakta soldan üçüncü olarak görüyoruz. Sami Akgün 1983-84 sezonunda Fenerbahçe takım kaptanı olarak görev yaptı ve hiç set vermeden Sarı Lacivertli takımı şampiyonluğa taşıdı. İşte şampiyon Fenerbahçe ve Sami Akgün. Soldan dördüncü ayakta Sami Akgün. Sami Akgün 1984-85 yılında da Genel Sigorta Altınyurt'ta forma giydi. Elden gelen bütün gayretini gösterdi. Ama bu camiada Sami Akgün'ün çok başka bir önemli meziyeti var ve çok büyük bir hizmeti var. Altyapıdan bir büyük voleybolcu ordusunu A takıma doğru taşıdı ve hiçbir şekilde unutulmayacak sporcuları Türk voleyboluna hediye etti. İşte şimdi bu fotoğraflarda Sami Akgün'ün çalışmalarının meyvelerini görüyoruz. Sami Akgün Güneş Sigorta'da da altyapının başına geçti. Aynı zamanda A takımını çalıştırdı ve Türkiye beşincisi yaptı takımı. Buradan da kalabalık bir voleybolcu kitlesi yine Türk voleyboluna kazandırıldı. Voleybolun Sami abisi, bizim de Sami abimizle voleybol geçmişi içerisindeki tanışıklığımız ve de birlikte bir takım şeyleri paylaşmamız 84-85 ve 85-86 sezonunda Bursa Makospor'da birlikte oyuncu olarak yer aldığımız dönem içerisindeydi. Öncesinde biz Sami abiyi gençlik yıllarımızda türbünden voleybola örnek bir insan, voleybol sevgisiyle yatıp kalkan, voleybolla gününün hemen hemen tamamını geçiren bir Sami abi portresi vardı. Birçok yerde biz kendisini de örnek almaya çalıştık. Başarılı olduk olamadık bilemiyorum ama onun kadar voleybol sevgisine sahip olan başka bir voleybol sever tanımıyorum. O dönemde 84-85 ve 85-86 dönemi Makospor için biraz sıkıntılı yıllardı. Başarılıydı ama sıkıntılıydı. O dönemde de bize hem abilik hem babalık yapan ve de bizi bir çatı altında bir arada tutmaya çalışan çok önemli bir insandı. Benim de voleybol geçmişim içerisinde Sami abinin bize verdiği tecrübelerle, bize sahip çıkışlarıyla
çok önemli katkıları olmuştur. Sevgili Sami Akgün, son derece başarılı bir voleybol hayatın var ve çok enteresan, uzun boy olarak voleybolde Türkiye'de ilksin. 1.98 boy son derece önemli. Aslında şu anda bütün voleybolcular hep böyle ikişer metre civarında ama yine de 1.98 şu anda da son derece geçerli bir boy değil mi? Evet. Evet. Peki bütün bu voleybol hayatını bana şöyle bir özetler misin? Şu kadar yıl burada, şu kadar yıl burada dedikten sonra milli takıma geçeceğiz. Harun abi, şimdi 1965 senesinde askerliğimi, 67 senesinde askerliğimi bitirdikten sonra işte İETT'ye geldim. İETT'de 7 sene oynadım. 7 senede işte anlattığımız gibi 4 tane şampiyonluk yaşadım. Orada İETT dosyasını kapattıktan sonra 1974-80 arası Büyükdere Boronkay'da oynadım bu sefer. Büyükdere Boronkay'da da bir şampiyonluk, 3 tane ikincilik, 3 tane de üçüncülük aldık. Yani orada da hep kürsüdeydik. Hatta bir de Avrupa finallerine kaldık, Avrupa dördüncüsü olduk. Çok güzel bir ortam orada da yaşadık. Güzel bir takımdı. 9 kişiydik, 8 tanesi milli takımda oynuyordu. Çok enteresan. Çok güzel bir takım oluşturdu Büyükdere Boronkay'ın sahipleri. Bizi güzel böyle hem uzun boylu hem de iyi voleybolcuları bir araya getirdi. Hakikaten orada da ayrı bir aile havası yaşadık. Yani Boronkay, Atilla Boronkay'ın, Zoltan Boronkay'ın bize abi gibi davranması, o takımın başarılı olmasında çok büyük şey var. Erdoğan Koval antrenörümüzdü. Çok ciddi, çok şeyler kendisinden kazandık. Ciddi, planlı ve düzenli bir abimizdi. Bizim hakkımızı çok iyi koruyan, bizi kanatlarının altına alıp böyle mükemmel bir takım oluşturdu. Tabii bizim de bir sürü hatalarımız olmuştur ama yine de çok başarılıydık. Yani bizim oynadığımız maçlar full çekerdi. Biz kendi maçımıza zor girerdik. O kadar çok kalabalık olurdu ki. İnsanlar hala beni görürler türbünde. Sami eskiler toplanın da bir voleybol maçı yapın da izleyelim diyorlar. Halbuki orada oynanan final maçı vardı. Yani biz nasıl çalışıyorduk, nasıl oynuyorduk, o insanlara nasıl seyir zevki veriyorduk diye şaşırıyorum şimdi onları ben duyunca. Evet, ben de şimdi eski anılarımı burada hatırlıyorum. Atilla Boronkay'ı tanırım. Bu arada sevgili Zoltan Boronkay da ayrıca görüştüğümüz, çok sevdiğim bir arkadaşımdır. Aynı zamanda boksa da büyük çok yatırımlar kalıksın yapmıştır kendisi. Federasyonda da görev almıştır. Şimdi kendisinin kulaklarını çınlatıyoruz burada. Ve sevgiyle yad ediyoruz bu iki kardeşi. Evet, devam edelim. Boronkay'da işte Avrupa dördüncüsü maalesef olduğumuz zaman kulübü kapattılar. Biz oradan... Yani şöyle bir şey şimdi. Cümleyi yeniden alalım. Maalesef Avrupa dördüncüsü olmak kötü bir şey değil. Yani Avrupa dördüncüsü olduktan sonra maalesef kulübü kapattılar. Evet. Üzüntümüzü kulübün kapatmasıyla ilgili bir cümle için ifade edelim. Cümle için tabii. Biz yani orada... Avrupa dördüncülüğü çok Avrupa önemli bir olay. Avrupa dördüncülüğü yani o zaman için Avrupa şampiyon kulüplerinde dördüncü olduk, finale oynadık. Çok mükemmel maçlar çıkardık ama yetersizdik. Yani teknik olarak mı artık nedir bilmiyorum orada... 13'lere kadar gelmemize rağmen bir türlü setleri alamıyorduk, maçı alamıyorduk. Çok şeyler yaşadık, üzüntüler yaşadık ama çok mükemmeldi. Yani her şeye rağmen Avrupa dördüncüsü unvanını almıştık. Fakat mali krizlere girince iş yerleri, sebebini tabii ben bilmiyorum. O zamanki, o çok sevdiğimiz insanlar maalesef kulübün kapandığını söylediler. 1980 yılında büyük üzüntü değil mi? Evet. Maalesef üzüntüyle biz tekrar İETT'ye bir yıllığına gittim. Orada bir sene oynadık. Yine bir Türkiye üçüncülüğü aldık orada. Ondan sonra bir Mako şeyim çıktı. Mako'ya gittim. Bir yıl Mako'da oynadık. Oradan geldik işte. Mako neredeydi? Mako Bursa'da. Bursa'da. Bursa'da yeni çıkan bir ekipti. Ona da böyle bir katkımız olsun diye bir yıllığına gittik. Güzel, orada da bir sevdirdik yani voleybolu, bilemiyorum. Ondan sonra Mako bayağı üst şeylere oynadı. Güzel. Mako'dan sonra da İstanbul'a tekrar döndüm ben. İşte bir sene
Fenerbahçe'de, bir sene Beypoz'da Fenerbahçe'nin çıkması için rica ettiler. Gittik, hakikaten bana takım kaptanlığı verdiler. Şerefle takım kaptanı oldum. Bir yıl ikinci ligden hiç set vermeden namalup. Set vermeden 66-0 aldık başların hepsini. Fenerbahçe'nin büyük Fenerbahçe, başarısı oluyor tabii. Evet, orada hemen lige şey yapma, çıkartma pozisyonu yarattık. Bilmiyorum ne kadar büyük bir başarı tabii oldu. Bu. Tabii. Daha ne olacak? Hiç set vermeden o ligi bitirdik. İkinci ligi bitirdik. Sami abiyle ilk tanışmamız Yıldız Milli Takımlar'da oldu. Kendisi çok uzun boylu bir oyuncu olarak zaten sahalarda efsaneydi. Çok iyi bloklarıyla bütün gençliğe blok öğretti. Daha sonra antrenörlük yaşamında biz beraber olduk. Konya'da çok uzun bir kamp döneminde. Daha sonra çeşitli zamanlarda milli takımlarda, genç milli takımda, yıldız milli takımda beraber çalıştık. Sami abinin en çok beni etkileyen yönü çok babacan tavırları ve sakinliğiydi. Ciddi bir planlamacı, uzun vadeli programlar yapan ve oyuncuları önemli hedeflere götürmek adına çok perspektifi geniş bir antrenör olarak benim üstümde izlenim var. Sami Baba diyoruz çünkü üstüne kalmış bir lakaptır. Hem fiziğiyle hem karakteriyle hepimizin gönlünde farklı bir yeri vardır. Altın Yurt Spor Kulübü vardı. Genel Sigorta Altın Yurt diye oldu. İsim değiştirdiler. Beni oraya çağırdılar. Bir yıl oynadım ve jübilemi orada yaptım. Kaç yıl oldu hepsi? 18, 17? Benim voleybol hayatım 23 sene. 23 sene? 23 sene efendim. Ben 41 yaşındaydım. Deplasman Lig'de oynuyordum. Yani sevgili Sami Akgün boyun gibi voleybol hayatında uzun. Çok uzun. Çok baktım kendime. Çok mükemmel bir çalışma tempom vardı. Çok düzenliydim. Planlı, programlı yaptığım her şeyde başarılı. Yani sporda başarılı olduğuma inanıyorum. Canım tabii biz de bunu biliyoruz ki zaten karşı karşıyayız. Şöyle değerli, önemli sporcuları hep çıkartıyoruz bu programımıza. Ve sevgili Sami Akgün seni son derece duygulandırıyor. Ay yıldızlı forma. Evet. Kaç kez giydin milli takım formasını? Şimdi biz Orhan abici milli takıma seçildiğimiz zaman oynadığınız oyuna girdiğiniz zaman milli olunuyordu. Şimdi değişmiş program. Formayı giydiğin anda? Evet, milli oluyor. Formayı şimdi 12'ye girdiğiniz zaman milli olunuyor. Ben böyle 71 defa milli oldum. Yani 71 kez defa oynamakla benim kayıtlarımda 71 defa milli olduğum yazıyor. Kendi şeylerimde. Yani tabii şu anda olsa 200'ü geçeceksin. Bilemiyorum artık tabii öyle. O takımlara girince şimdi oluyor. Şimdi bizim zamanımızda bir de az milli müsabaka tabii yapıyorduk. Tabii. Buna rağmen ben 71 defa milli formayı giydiğimi demek hatırlıyorum. Demek ki uzun yıllar hiçbir zaman milli takım formasını sırtından çıkartmamış. Çok şükür. Gururla taşıdım. Evet. İnanın katlar da koyardım yere. Evet, çok güzel. Bir de şimdi antrenörlük hayatını özetleyelim ve programımızı bitirelim. Ben antrenörlüğe başlarken çok Avrupa'yı gezdim. Bütün incelemelerim oldu. Kendi kendime böyle baktım. Türk çocuğunun çok yetenekli olduğuna inanıyorum. Türk gençliğinin imkanlar verilirse yapmayacağı şey yoktur diye düşünüyorum. Ve onun için altyapıda çalışmayı tercih ettim. Bir iki tane A takım çalıştırdım ama A takımlarda uyum sağlayamadım yöneticilerimizle. Çünkü benim planlarım, hedeflerim başka, onların düşünceleri başka. Burada çatışıyorduk. Evet. Ben kendimi altyapıya adadım. Gençleri voleybola, spora kanalize etmek. Bütün amacım benim yerime milli takıma gidecek çocuklar olursa benim kadar orada üzülmesinler istedim. Anlıyorum, anlıyorum, anlıyorum. Sevgili Sami Akgün, görüyorum ki son derece dolusun. Aynı zamanda son derece hisli bir kardeşimizsin. Çok çok teşekkür ediyorum. Zamanını ayırdın, buraya geldin. Ama esas teşekkürümüz Türk voleyboluna yaptığın katkılar, milli takım için sağladığın verimler. Tekrar tekrar teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum abi böyle bu güzel sohbeti. Duygulandım hakikaten. Eski günlere döndüm. Sağ çok olun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sevgili seyirciler, 1970'li yıllarda Türk voleybolunun
1.98'lik en uzun adamıyla yaptığımız program burada sona eriyor. Belgesellerimiz devam edecek. Hoşça kalın. Kaptanı, milli futbolcumuz Metin'e çeşitli armağanlar. Ben de artık sütümü içebilirim.